İstanbul işgal altındaydı. Sokaklarda yabancı devlet askerleri dolaşıyor, gönderlerde yabancı bayraklar dalgalanıyordu. O zamanlarda işgal kuvvet komutanlarının buluşmak, görüşmek, eğlenmek için en çok rağbet ettikleri yerlerden biri de Beyoğlu'ndaki Pera Palace Otel'di. Bir gün İngiliz işgal komutanı General Harrington da Pera Palace Otel'e gitti. Tam kahvesini yudumlarken, cam kenarında kayfesini içen bir subay dikkatini çekti. General Harrington azıcık hafızasını zorlayınca bu subayın Çanakkale'de dünyalarını dar eden, analarından emdiğini burnundan getiren Mustafa Kemal olduğunu hemen hatırladı. General Harrington bu subayı yakından tanımak ve sonunda onları nasıl yendiğini anımsatmak için Mustafa Kemal'i masasına davet edip bir kahve içmek istedi. Bunun için bir tercüman gönderdiler Mustafa Kemal'in masasına. Tercüman Mustafa Kemal'i saygıyla selamladıktan sonra General Harrington'ın bir kahve içmek için masalarına şereflendirmenizi istiyor, arzu ediyor dedi. Mustafa Kemal'in kaşları çatırdı. Mustafa Kemal eğer General Harrington benimle kahve içmek istiyorsa kendileri buyursun benim masama gelsin dedi. Tercüman bu cevap karşısında şaşırmıştı. Mustafa Kemal devam etti. Ne de olsa onlar burada misafir. Bizde adettir. Kahveyi ev sahibi ısmarlar. Misafirler değil dedi. Evet. Bizde adettir. Kahveyi ev sahipleri ısmarlar. Misafirler değil dedi. Teşekkür eder.